Bugün bundan yapacağız. Geçen reçetemizde basit olan bir karışım yapmıştık. Şimdi çok daha basitini göstereceğim vakti olmayanlar için. Hem bu daha ekonomik olacak. Bugün yapacağım karışım hazır aroma karışımından yapılan likit. Bunlar hazır almış olduğunuz likitlerden hem daha ekonomik oluyor hem de çok kolay. Sadece embase'inizi ve bu aromayı alarak çok kolay bir şekilde bunları hazırlayabiliyorsunuz. Bunların bir sürü markası var. Ben geçen de denemek için almıştım. Twisted bir tane var. Bunun birçok çeşidi var. Yani istediğiniz aromaya göre, tada göre çeşitleri var. Benim aldığım Father's Milk V2. Versiyon 2 anlamına geliyor herhalde. Şöyle bir şey. Evet. Üzerindeki resme bakarsak kurabiye var, çilek var ve gene bir krema var tahmin ediyorum. Şimdi bunun hazırlanması çok kolay. Üstünde zaten yazıyor. Diyor ki %10-15 oranında karıştırın diyor. Ben bundan daha önce %10 yaptım. Yaptığım anda ertesi gün içtiğimde çok tatlı geldi. Benim aldığım notlara baktığımda bundan sonraki karışımlarda %10'dan daha az kullan diye yazmışım. Ama vakit geçtikten sonra, demlendikten sonra yaklaşık bir hafta geçen denedim. Kıvamını bulmuş. Yani hemen tattığınız zaman çok ağır gelebilir. Bunların yaklaşık demlenme süresi 10 günle pardon bir haftayla 10 gün arası. 10 günde ideal yerine oturuyor. Bu sefer biraz geçen sefer yaptığımdan farklı bir şey yapacağım. 80 miligram civarı bir 3 miligram nikotinli embase kalmıştı. Yine VG'si 80, PG'si 20. Bunun hepsini kullanmak istiyorum buna. Bunu içine boşaltacağım. 80.08 oldu. Darayı sıfırlayıp bunun üzerine içine %10 bundan ekleyeceğim. O da yaklaşık 8 miligram. Sıfırlayalım ve 7.45. Evet. Bakın gene biraz kaldı bende. Bunu gene kullanabilirim. Şu anda 80 miligramın içine 8 miligram Twisted Father's Milk. Baba sütü. Babaların sütünden koydum. Şimdi tamam, bunu sıfırlıyorum. Bu sefer gene farklı bir karıştırıcı kullanacağım. Bunu daha önce göstermiştim size. Öyle bir şey. Bu iyi oluyor. Bakın. İçine girdiği zaman ne kadar hızlı dönse de çok ağır bir şekilde karıştırıyor. Rengi değişmeye başladı. Twisted Milk için bu şişeleri kullanacağım. 120 mililitrelik bir şişe. Türkiye'de bundan bulamıyorum. Bulabileniniz varsa yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü bunlar içini görebiliyorsunuz, şeffaf. Ve sanırım bunlardan daha sağlıklı mı derler artık bilmiyorum da. 3 kere yaptım bu arada. 30 dakika yani. İçine bazı şeyler girmiş. Bu partikülleri almakta fayda var. Ne kadar tedbirli olsanız bile, farkındaysanız gene renk dönüşümü fena değil. Bu biraz beklediği zaman daha da farklı bir renk alacak. Bundan sonra da bu bebeği uyutacağız. Genelde çok fazla yapmıyorum likitleri. Deneme, yanılma, daha değişik şeyler tatmayı sevdiğim için böyle yaptığım karışımlarda üzerine ne olduğu yüzdesini ve tarihini koyaraktan kapatıyorum. Öyle bir şey oldu. Bunun ilk denemesini Clyto'da yapacağım. Şu görmüş olduğunuz plastik ağızlığı kullanıyorum. Nefis tat veriyor.
Ağızlık olarak cidden plastikleri çok beğeniyorum ben. 55 derecelik bir coil varmış içinde. O kadar çok coil değiştiriyorum ki tadına bakarken üzerlerine etiket yapıştırıyorum. İçinde hangi coil olduğu. Bunlar hazır coil'ler. Şu anda içindeki 2 ohmluk 55-70 watt ideal olan. Evet, 55 watt'ta, 58 watt'ta deniyorum. 65'te deneyeceğim. Evet. Evet. Demlenmeden bile içilebilir ama dediğim gibi içinde tahmin ediyorum cookie ve krema olduğu için demlenmesinde fayda var. Çok fazla meyve tadı almıyorsunuz. Bu kurabiye çok baskın geliyor. Ama dediğim gibi bir hafta 10 gün sonra çok ideal bir içime ulaşıyor. Çok ekonomik bir çözüm, çok kolay bir çözüm. Bazı yerlerde premium arama diye satıyorlar. Şimdi bir de sigara içimi deneyeceğim. Evet. Sigara içimi benim daha çok hoşuma gidiyor. Başlığımı da bir değiştireyim. Şu anda kurabiye tadı geliyor. Krema çok hafif. Çilekten eser yok ama dediğim gibi ben bunu daha önce denedim. Demlenmeden sonra bayağı fark ediyor. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar izlediğiniz için, sabırlarınız için teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecek. Kanala abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.